Benim burada olmamı sağlayan Adem'in yerinin burada olmasıdır. Aslanın, kaplanın, leoparın, timsahın, çakalın olduğu yerde Serengeti hadise çıkartamazsın. Sinek yedin mi gerçekten? Ya ben de hiçbir yalan gördüm. Soyunma odasına girerken kapıya dikkatli bak, fare ısırır. Siz Tayyip Bey'in futbolculuk dönemlerini hatırlıyor musunuz? Şu anda çok uzun boylu, ince, bunu biliyorum. Kim bu? Bu maçın sonunda çok büyük olaylar çıkacak dediğin oldu mu hocam? Nasıl toprak biliyor musun? Zımpara bilir misin? Beyaz futbol bir marka değil mi? Tekrar söyle. Ve hayatımın en güzel günlerini beyaz futbolda yaşadım. Ne söylediğin önemli değil. Söylediklerini ne kadar ikna edebileceğin önemli. Sanatçı olunmaz, sanatçı doğulur. Siyasetçi olunmaz, siyasetçi doğulur. Şu bizim hikayemizi bir anlatsana hocam. Sen arkadaşlar, size Adem Beten anlatın. Hocam, yüzlerce maç yönettiniz. Çok önemli maçlar yönettiniz, derbiler. Mesela işte bir Şükrü Saracoğlu stadyumuna gittiğinizde veya bir Ali Sami'ye gittiğinizde o ambiyans. Bize biraz onlardan bahseder misiniz ya? Bir etkide kalıyor musunuz? Mesela sizi küfrediyorlar, hakaret ediyorlar. O psikoloji nasıl yönetiyorsunuz? Tamam. Bu soruyu hayatım boyunca yüzlerce kez muhatap oldum bu sorulara. Mesela 40 bin kişi sana küfür edince ne hissediyorsun? O 40 bin kişi arasında bir düdük çalarak bir takımın, örneğin Fener Galatasaray, Galatasaray Beşiktaş veya Avrupa'da Bayern Münih Milan. O penaltıyla sonuç değişiyor filan. Bunu anlatabilmek Adem kolay değil. 40 bin kişi sana küfür ediyor, ananı avradını. Çok özür dilerim. Ve sen orada stabil kalmak zorundasın. Bir müddet sonra ne oluyor biliyor musun? Bunu itiraf etmek zorunda. Keyif haline geliyor. Majosist duygular ortaya çıkıyor. Eğer verdiğin kararda haklı olduğunu kalben, zihnen, beyin olarak inanıyorsan o küfür seni maalesef, lütfen benim hakkımda izleyiciler yanlış düşünmesin, keyif veriyor. Yeter ki verdiğin kararın haklı olduğunu bedeninde, kalbinde ve en önemlisi beyninde hatmet. O zaman hiç problem yok. Kolay değil tabii. Bir futbol müsabakasında bu maçın sonunda çok büyük olaylar çıkacak dediğin oldu mu hocam? Potansiyel olarak oldu tabii. Yani yurt içinde de oldu, yurt dışında da oldu. Nice şampiyonluk maçları, nice düşme maçları, küme düşme maçları. Ben seremoniye çıkılan tünelde oyuncuların birbirlerine yumruklaştığını gördüm. Bir Kocaeli-Sakarya maçı. İlk maçta bir şey olmuş, onlar orada dövmüşler. İkinci maç Sakarya'da galiba. Ya şeydeyiz, hadi beyler başarılar dizilmişler. Beyler başarılar derken orada millet birbirine vurmaya başlamıştı. Kavga çıkmıştı. Ya ben bunları yaşadım. Bir de orada siz tabii maçı devam ettirme ve ettirmeme yetkisi de sizde. Tamamıyla bizde. Ama şimdiye kadar olay, bir amatör kümede sahaya seyirciler gidiyor, 150 tane falan amatör kümede maç tatil ettim ama onun haricinde tatilim yok. Ama mesela ben terör gölgesinde maç yönettim bilirim İrlanda'da, Belfast'ta. Belfast'ta devlet talimatı. Bir tane kırmızılı bir adam giydirdiler böyle fosforlu. Elimi kaldırdığım an dedi, maçı durdurup içeri kaçacaksınız dedi. Terör, İRA tehdidi. Kuzey İrlanda, Serbest İrlanda, Dünya Kupası eleme maçı. Yani bunları yaşadım. Birçok Galatasaray, Fener, Beşiktaş kaçları, derbiler yaşadım. Trabzon, diğer şehirler. En ateşli, hakemi etkisi altında alan takım hangisidir? Dört büyüklerde. Söylüyorum, Trabzon. Ama eski Avni Aker stadı. Şimdiki stadı bilmiyorum. Ama o Avni Aker 20-25 bin kişilik köhne bir stattı. Orası bir mabetti. Şehrin içinde. Çok tatlı. Şirin. Eski. Köhne. Kabul ediyorum. Trabzon'da sadece hakemi değil. Rakibi de nefes aldırmazlar. Şimdi nasıl bilmiyorum. Gitmedim yeni stada. Yeni stat 45 bin kişilik ama belki o eski ambiyansı yaşatmayabilirler. Ali Samiyen, İnönü. Bunlar önemli yerlerdi. Buraların hepsinde baskıyı yaşatırlardı sana. Ama baskının en fazla yaşandığı olay eski Trabzon stadı. Avni Aker stadı. Şimdikini bilmiyorum. Hocam mesela siz bazen işte bir Fenerbahçe Galatasaray maçı, Fenerbahçe'nin lehine veya aleyhine bir düdük çalıyorsunuz. Futbolcular üzerinize koşuyorlar. Ne konuşuyorsunuz orada? Herkes şimdi herkes futbolcular hakemi iteliyor, kakalıyor. Bazen iteleyip kakaladıkları da olur. Küfür ediyor. Hayır. O anda Ahmet abi nasıl penaltı bu? Yok abi değil, yapmadım. Vallahi yapmadım. Kur'an çarpsın. Evladımız öyle bir. Bu tür sahneler ama bunları duymayan adam dışarıdan bir de tabii hepsi böyle hareketler sert olduğu için sanki ciddi bir kavga varmış intiba yaratılıyor. Ha arada iteklenikleri de olur hakemleri. Kolay değildir tabii. Kolay değil. Mesela şimdi bir anım var. Bir şey yap. Penaltı mı verdim? Ne oldu? Milletvekili Alpay. Alpay Özolan. Uzak kanka. Alpay uzaklaştı. Bunu attım oyundan. Recep geldi onu da attım. Dolayısıyla Alpay bir şey söyledi mi çıkarken? Efendim? Alpay bir şey söyledi. Yok Alpay. Alpay vır vırdır. Ama tatlı çocuk. Ya çocuk diyorum şimdi sayın vekilimiz oldu. Ama ben ona hala Alpay diyeceğim. Kusura bakmasın. O benim için hala genç çocuk Alpay. Evet. İyi futbolcu. Ama iyi bünyesi var. Ne demek abi? Yani bir dakika. Üç büyüklerde oynadı. İngiltere'de ve Almanya'da oynadı. Evet. Milli takımda çok oynadı. Sertti. Ama öyle tırnak içinde. Terbiyesiz,
küstah, hakemi aşağılayan bir adam değildi. Başka var mı böyle? Ya Bülent'ti mesela, büyük Bülent. Bülent Korkmaz, Galatasaray'ın kaptanı. O da Alpay şeyinde, familyasındandır. İkisi de sert. Zaten ikisi yıllarca milli takım, o dünya üçüncülüğünde de yan yana vardı. Evet. Alpay ile Bülent. O da sahada rakibe agresif, hakeme itirazkar ama terbiyesiz değil. İtirazları terbiyeli. Ahmet abi gözünü seveyim işte bu nasıl penaltı? Ama bu dışarıdan sana sallıyor, küfür mü ediyor, intiba yaratabilecek bir vücut dili olurdu. Hocam çok zor ya. Bir sanat aslında değil mi? Hakemlik de bir sanat yani. Sanat dersek sanatçılara hakaret etmiş oluruz. Çünkü sanatçı bir şey yaratır. Bak mesela burada bir tablo var. Kartonu almış, boyaları almış. Sanatçı yeteneğini ve ruhunu buraya koy. Bizde öyle değil. Sanat değil, bir yetenek değil. Hakem olunmaz, hakem de olur. Yönetiyorsunuz ya, iki tarafı da idare ediyorsunuz. Ya işte ne diyorum? Hakem olunmaz, hakem de olur. Bir yere kadar. Sanatçı olunmaz, sanatçı da olur. Siyasetçi olunmaz, siyasetçi de olur. Kumaşında olacak. Tayyip Erdoğan'ın kumaşında var mı mesela? Vallahi şunu söyleyeyim. Ben hayatımda güzel konuştuğumu televizyonda zannederim. Ama Türkiye'nin 100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük hatibi. Hatip. Bellegat mı deniyor ona? Kelimeler, tonlamalar, kelime hazinesi. Bir şeyi en kısa yoldan çok etkili anlatabilme. Vücut dilini kullanan. Buna genel olarak hitabet veya bellegat sanatı diyor. Kusursuz. Kusursuz bir liderlik özelliği var. Nedendir bilmiyorum. Bu genetiğinde var. Olmadı bu. Sonradan üstüne koymadı bu. Genetiğinde var. Bazı adamlar, bazı insanlar, bu siyasetçi de olabilir, doktor da, hakem de olabilir, sokakta kahya da olabilir. Adamda eğer liderlik kumaşı varsa, bu liderlik kumaşı bir yerde kendini lider olarak gösterir. Şimdi Fatih Terim, eğitimi ne? Ne? Eğitimi ne? İlkokul, ortaokul veya lise ama üniversite değil. Futbolcu. Hele o dönemin futbolcuları çok daha aşağıdaydı seviye olarak, eğitim olarak. İşte Adana'nın arka sokaklarından gelen... Tamam, fakir aile çocuğu. Galatasaray'da futbolcu olarak başarılı mı? Hayır. 15 senede bir tane şampiyonluğu yok. Ama teknik direktörlüğünde maksimum başarılı. Ama lider. Lider olduğu için yaptı. Tayyip Bey de lider. Atatürk de bir liderdi. Bazı adamlar da bu şey, Biden lider değil. Yok, lider kumaşı yok. 50 yaşında da olsa lider kumaşı yok. Putin. Belki de şu anda dünya onu önümüzdeki dönem yargılayacak diyor ama lider. Bazı adamlar lider oluyor. Kumaşında var. Kumaş diyorlar buna. Genetiğinde var diyor. Siz Tayyip Bey'in futbolculuk dönemlerini hatırlıyor musunuz? 42 sene önceydi. 43 de olabilir. Hatırlıyor musun? Yani sene olarak tabii. Vefasızlığını bilir misin? Ya vefasızlığını biliyorum ama... Karagümrük semtinde yolun üzerinde aşağıda bir stat var. Şimdi çim. O zaman topraktı. Nasıl toprak biliyor musun? Zımpara bilir misin? Böyle yere atladığın vakit, buran kalktığı vakit bütün bacağın, kalçan, buraların kan içinde kalırdı. Zımpara. Deri gitti. Sular akmazdı. Deriyi sıyırırdı. Yeni hakem olmuşum. 42, 43, 44 yıl önce. Amatör küme. Sağda biri var. Takıma ya İETT ya Galata, yani bir amatör takım. Biri oynuyor. O zaman 80'li yılların başı veya 70'li yılların sonu, Türkiye'de uzun boylu adam yok. Ben o zaman 1.80'im çok uzun sayılıyorum. Şimdi herkes uzadı. Sağda çok uzun boylu, ince yapılı biri oynuyor. Lan kim bu dedi. Allah selamet versin. Ergül Yüce'de abi, hakem abimiz vardı. Haşim Gökalp falan tanı bu dediler. Tayyip şeydir, hocadır. Ne hocası? Hani öyle hayır dediler. Yani siyaseten de o zaman Milli Selamet Partisi gençlik kollarında bir üst düzey görev var. Tam detayı hatırlamıyorum. O zamandır tanırım. Bazı zamanlar beraber olduk, sohbet ettiğimiz, konuştuğumuz zamanlar oldu telefonla. O bir dünya lideri. Hataları var mı? Tabii ki var. Zaten 20 sene iktidar olup da sıfır hata ile götürdüler demek, bunu söyleyen yalakadır. Şahsiyetsizdir. Bugün 20 sene iktidar olacaksın, Türkiye gibi sorunlu coğrafyada sorunları olan ekonomik problem. Biz müreffeh bir Norveç falan değiliz. İzlanda da değiliz. Etrafta problem. Siyaseten problem. Jeopolitik olarak problem. Ekonomik olarak problem. 85 milyon nüfus. O zaman 65'ti veya 70. 20 sene iktidar olacaksın. Sıfır hatayla götürdün, ellerinden öperim, sana kurban olayım diyen adam yalaktır. Tabii ki hataları oldu. Sevapları da oldu. Sevapları çok olmuş ki halk onu bunca yıldır taşıdığı... Cumhurbaşkanı yaptığı partiyi iktidarda tuttu. İnsan olarak çok sever. İnsan olarak dünya lideri. Siyaseten hatırlıyorum, hataları vardır. Ha, hataları nedir dersen, bunu burada söylersem siyaset yapmış olurum. Benim bir oyum var. Haziran'daki seçimde ben gideceğim, oyumu atacağım. Kimi atacağım karım bile bilmez. Ben de onunkini sormam. Ama insan olarak, yani şunu söyleyeyim sana. Bundan 15 sene sonra, 20 sene sonra yaşarsak, Sayın Cumhurbaşkanı yaşarsa, siyaseti muhtemelen bırakmış olur. 80 yaşında, 85 yaşında ne yapacak? Bir kahve içerken Kasımpaşa'da, ben onun gözlerine sevgi dolu bakacağım, ben ne konuşacağımızı biliyorum. Asla siyaset konuşmaz ben de. Onun aşık olduğu tek bir şey vardır. Futbol. Futbol. İddia ediyorum. İddia ediyorum. Akşamları. Eğer kafası rahatsa,
Başka işi yoksa, dosya okumak, bir siyasi programı izlemek veya bir şey hazırlamak, iddia ediyorum maçları seyrediyor, maç sonraki programları söylüyor. Onun aşkının, en büyük aşkının, manevi anlamda ailesi, çocukları, torunları demiyorum, insan olarak değil, olgu olarak futbol olduğunu düşünüyorum. Eğer Allah ona da bana da ömür verdi 15 yıl sonra Kasımpaşa'da bir kahvede çay içerken biz onunla futbol konuşuruz. Yaşarsak ama Allah bilir. Belki ben de onları çekerim hocam, belli olmaz yani. Sen de bilemezsin. Ben de yaşarsam. Abi 15 sene. Şimdi ben 15 sene sonra 75 oluyorum, Sayın Cumhurbaşkanı da 81 oluyor. Ben de 50 oluyorum. Sen de 50 oluyorsun. Sen yaşarsın, bizimki şüpheli. Ya Allah'ın bileceği iş. Ama iddia ediyorum, onunla ben bunu yaşadım biliyor musun? Bülent Ulusu vardır. Eski başbakan. Yazlık'ta tavla oynardık onunla biz. Ya adam Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapmış. Darbeden sonra onu başbakan yapmışlar. Özal'dan hemen önceki başbakandır. Allah rahmet eylesin Bülent Ulusu. Sohbet ederdik. Böyle bir beyefendi, böyle bir kibar adam. Hiç şey komutanım, onda şey konuşmadık yani komutanım işte darbeden sonra nasıl oluyor? İşte komutanım bu gemiyi nasıl, bu der ki mesela bu 8 metre bu fazla gider. Adamın işi aslında gemicilik. Evet. Şey deniz subayı, deniz amirali, oran beri. Onun için ben iddia ediyorum 15-20 sene sonra Allah hepimiz ölme. Kasımpaşa'da bir kahvede çay içerken biz futbol konuşacağız. Osman Gökçek nasıl bir patron? Osman, evlat. Patron olarak görmem ben onu. Osman benim oğlum yaşında. Yaş itibariyle oğlum olabilecek yaşta. 10 yıldır. 11 yıldır birlikte çalışıyorum. Hayatımda çalıştığım en delikanlı patron. Bak delikanlı nedir? Çalışanla patron arasındaki ilişki şöyledir. Bizim gibi adamlar için bir. Bir defa seni ekonomik olarak mağdur etmeyecek. Sıfır hata. Daha önemlisi senin ne konuşup konuşmayacağını müdahale etmeyecek. Sıfır hata. Hiç. Önceleri ona girmeye çalıştılar. Bazı büyük kulüp başkanları işte Ahmet Hoca'yı niye böyle konuşturtuyorsun Osman'cığım falan ayakları oldu. 5-6 sene önce. Tek bir şey söyleyeyim. Karışmam. Devletin bölünmez bütünlüğü, toplum huzuru gibi kırmızı çizgilere girilmediği sürece bir patron, hele bizim gibi sporda bir adama Allah var. Daha önceki patronlarım da hiç var. Cem Uzan'la çalıştım, sıfır hata. Aydın Doğan, sıfır hata. Turgay Ciner, sıfır hata. Hiçbirisi müdahale etmedi. Hiçbirisi. Buna yorum özgürlüğü denir. Editoryal bağımsızlık denir. Bunları, yani sonuç olarak bir de Osman çok icraatçı bir patrondur. İcraat. Uzatmaz işi. Hocam şunu şöyle yapalım mı? Yapalım Osman Bey. Şunu şöyle yapar. O gün o iş biter. Başkalarında bu böyle kurumsal oldu mu? 3 gün, 5 gün araya birimizi girer. O bilmem ne müdürü girer. İcraatçıdır. Başkalarında bir ayda çözülecek iş Osman Bey'le bir saatte çözer. Onun için çok net söylüyorum. Hiç kimse kızmasın. Bütün patronlar iyiydi. Problem yaşamadım. Ama en severek çalıştı Osman Bey'dir. Veya futbol bir marka değil mi şu an? Tekrar söylüyorum. Ben 9 kanalda çalıştım. Majör kanallar. ATV, Kanal D, Star, Show, Kanal Türk, NTV kısa bir dönem. Fox'ta yarışma yaptım. En uzun burada çalıştım. Beyaz TV'de. Ve hayatımın en güzel günlerini Beyaz Futbol'da Ertem, Abdülkerim, Sinan, Rasim'le yaşadım. Yaşıyorum. Ertem Şener'in gittiği gün çok üzüldün mü istifa ettiğin gün? Aa çok küfür ettim içimden. Sebebini anlayamadım. Ulan dedim bu adam maddi bir sorunu yok. Hatta Osman Bey bazen Ertem'in ufak tefek kaprislerine de göz yumdu. Kötü kaprisler değil ama ufak tefek. Tatlı kapris. Ekonomik problemi yok. Kanalda zaten hiç ekonomik problemi yaşatmadık. Yaşatmadı bize. İşine gücüne karışan yok. Derebeylik gibisin. İstediğin zaman programı uzatıyorsun, istediğin zaman kısaltıyorsun, istediğin yerde reklam giriyor. Ulan niye gitti bu adam? Hala sebebini bilmiyorum. Çok garip. 1,5 sene sonra geldi. Onur da kötü değil ama Ertem bir başkadır. Tekrar söylüyorum. Birçok moderatörle çalıştım. Ertem Maradona'dır. Spor moderatörlüğünde Ertem Diego Armando Maradona'dır. Spor yönetiminde belki Messi vardır. Şansal abidir. Başka da yok. Yani 1, 2, 3, 4, 5 yok. 1 ve 2 var. 1 uzak ara Ertem. 2 Şansal abi olur. Hiç çalışmadım. 3, 4, 5, 6, 7 yok. 8'den sonrasını sen şey yap. Tasdip et. Siz tabii bazen çok hararetli tartışmalar da yapıyorsunuz. Yapıyoruz. Yani nasıl sonra toparlıyorsunuz? Şimdi şu var. Kendi aramızda fazla aslında incitici olmuyoruz. Fikir ayrılığı oluyor. Şunu da itiraf etmek zorundayım. Bazı tartışmalar şovdur. Ama mesela Ali Koç geldi oraya. Tamam. Şimdi Ali Koç gelme olayı. Çok bence başarılı bir iş biliyor musun? Ali Koç hala şaşkın. Ama Ali Koç'u da tebrik ederim. Yani... O Ali Koç'un bizi programa çıkmasının kitabı yazdır. İstiyorsan ben sana bu kitabı 2 dakikada özetleyeyim. Ligin son programı pazar akşamı, o akşam program yapıyoruz ve bitiyor. Tatile giriyoruz. Geçen sene Mayıs'ın sonunda. Evet. Yani bu sene ama 6 ay önceki Mayıs'ın sonunda. Evet, evet. Apo dedi ki Abdülkerim, hocam yarın akşam Ali Koç geliyor dedi. Nereye geliyor dedi. Makara yaparsın. Bize program. Ya hadi git dedi. Dalga geçecek.
Vallahi Kur'an çarpsın deyince şimdi itikatlı adamdır. Kur'an çarpsın deyince şimdi Kur'an çarpsın diyor, yemin ediyorum. Abdülkerim abiyi mi aramışlar? Vallahi evet. Yani daha doğrusu bir şekilde köprü Abdülkerim olmuş. Hmm. Geliyor yarın akşam. Şimdi Kur'an da çarpsın dedi. Oğlum nereden çıktı bu dedim. Sözü vardı bir şey dedi, geliyor. İyi gelsin bakalım. Akşam eve gittim programdan sonra. Ertesi gece gelecek. Hmm. 12'de 1'de kalktım. Bir çalışma yapayım dedim. Şimdi nasıl geleceğini bilmiyorum. Bir adam bir yere gelirken önyargılı gelir, ağır darbeli gelir, yumuşak gelir, kestiremez. İyi dedim bari Osman Bey, dedim ki Osman Bey hani sen de gel. Ben de geliyorum hocam dedi Ankara'dan. Bir de ev bizim sahibi olarak iyi bir şey. Gelmesi lazım. Tabii. Çocukları aradım şeyleri bu. Hani müessese müdürü dedim, çocuklar bir şey işte sandviç, pasta, kuru pasta. Şey olmayalım adam geliyor. Koca Ali Koca sandviç. Evet ne? Ne bileyim yani böyle hani. Yahu bir dakika bilmez mi? Bilmeyebilirler. Şimdi ev sahibiyim. Bizim örfümüzde ne var? Tabii. Aç da olsan, fakir de olsan tabii, evine misafir geliyorsa maksimum imkanlarını koyacaksın. Sofrayı kuracaksın. Bizim Ebu Bekir var. Oğlum dedim hemen ne alayım? Dedim ne alayım işte kek, börek, tuzlu, tatlı, pasta. Ne bileyim ben kadın değilim ki, bilmem ki. Ayarlatın işte dedim bir şeyler. Çay, kahve filan. Bu geldi. Yanında da çocuğu. 16 yaşındaki oğluyla 13 yaşındaki kız. Lan bizimle resim çektiriyorlar. Rasim abi nerede diyorlar. Rasim geldi filan. Ali Koç çok kendine güvendi. Gözlerinden göz okumayı severim. Gözlerinde çok ön yargı görmedim. Hadise çıkar. Bir de hadise çıkar. Yani Serengeti hadise çıkartamaz. Aslanın, kaplanın, leoparın, timsahın, çakalın olduğu yerde Serengeti hadise çıkartırsan sen ölürsün. Yerler. Yani leopar kolunu kopartır, timsah bacağını yer. Sırtlan da kalın bağırsaklarını kopartır. Yani. Serengeti orası. Böyle bir şey yaşayanın tabiatına aykırı ama yine de dikkatli olmam lazım. Ben denge unsuru olmam lazım yaş itibariyle. Ali Koç'a saygısızlık yapılmamalı. Ali Koç misafirperverliğe aykırı bir şey yaşamamalı. Ama Ali Koç'un da dümen suyuna girmiş 5 tane orada kahpe adam olmamalıyız. Dümen suyu nedir? Dümen suyu şudur. Haklı olarak. Ali Koç Fenerbahçe TV'ye çıktığı vakit istemediği sorular sorulmaz. Bu da çok doğaldır. İsim vermeyeyim. Birçok televizyon kanalında böyle enteresan adamlar çıktığında aslında bazen galiba önceden pazarlık olup bazı sorular sordurulmuyor. Bizde bu olmaz. Abdülkerim dedi ki abi, Abdülkerim dedi, bu benim namusumdur. Her şey sorulacak. Saygısızlık yapılmayacak. Bel altına gerilmeyecek. Her şey sorulacak. Başladık. Dedim ki başkan ne kadar abi dedi. Bir 45 dakika, bir saat kalayım. 3 saat kaldı. 3 saat 10 dakika. Evet evet. 3 saat. 11'de geldi. Hatta siz reklamlara falan da tabii, bayağı. 11'de geldi. 2'yi 10 gece gitti. 3 saat 10 dakika kaldı. İşte bunun içinde 20 dakika reklam desen 2.45 net kaldı ki bu dünya rekoru. Kemiksiz. Bugün Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birinin başkanı bir spor programına gelip 2,5 saat, 2 saat 45 dakika kalması Türkiye Futbol Cumhuriyet tarihinde, futbol medyası tarihinde yoktur. Rasim'le biraz kapıştılar. Rasim'in tırnak içinde biraz hırpaladı. Dedim ki, tuttum, yeter, yeter, yapma artık. Amacını anladım, amacına ulaştın, yap. Göz göre, senin bana baktığın gibi bak, çok zeki bir adam. Halleştik, iş bitti. Çoluk, çocuk, şeyle geldi tabii, normal olarak işte sosyal medya müdürü, İletişim müdürü, koruması, özel kalemi, evlatları yani 7-8 kişilik grup ağırlandı. A takımıyla geldi yani. Ama idareci yok. Hep profesyoneller. Osman Bey çok güzel bir masa yaptı. Çörek, börek falan. Resimler çekildi. Kapıya kadar uğurladık ve gitti. Hatta Nejat İşler sanatçı. Muhaliftir ama sanatçı. Muhalifliği beni ilgilendirmez. Hı. Bodrum'da yaşayan. Alemci. O da beni ilgilendirmez. Program sabahı biraz saygısızca tweetler attı. Benim umurumda değil. Arkadaşlarım üstür. Bana istiyorsa küfür etsin. O öyle adamların içinde, ey başkan, Fenerbahçe başkanı, öyle programın içinde, öyle adamların içinde ne işin var senin, yakışıyor mu sana falan dedi. Yani bizi rencide ediyor. Programdan sonra yaranmışım dedi. Bu bana yeter. Dediğim gibi bu dakikadan sonra hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti'nde, özellikle hiçbir Fenerbahçe, benim kanalıma da, benim programıma da laf edemez. Çünkü eskiden diyorlar orası bir tiyatro, orası show programı. Orası avam program. Orası tırnak içinde soytarıların, Fenerbahçe düşmanlarının olduğu program diyenlere tek bir şey söylerim. 28 Mayıs gecesi 3 saat başkanınız yanımızdaydı. Ha demek sizin başkanınız patakhaneye girmeye meraklı mı ki bizim yanımıza geldi? Ama aslan gibi geldi, beyefendi gibi soruları soruldu.
İçindekini de döktü Rasim özellikle. Çoluğu çocuğuyla krallar gibi ağırlandı. Bizim imkanlarımız bu kadar. Biz orada kendisine aslan sütü ikram edemeyiz. Biz kanalımız... Ama Ali Koç da öyle bir adam değil zaten. Değil ya, o değil. Hatta dedik mi? Ya dedim ki, başkan başka bir isteğin var mı dedim. Hani kebap mebap. Yok hocam, bu bile fazla. Ama ne yapalım? Bilmem, kadın değilim ki ben. Hani bir misafir nasıl ağırlar? Bir de orası şey değil ya, akşam yemeği falan değil. İşe geldik. Aslanlar gibi kapıdan çıktı. Çoluğun da çocuğunu öpüşerek, sarılarak hepsini uğurladık. Osman Bey dahil. Beşikte. Ve şunu derim. Bize laf eder. Hadi derim, hadi hadi. İyi bakın işinize. Başkanınız geldi. Üstelik evlatlarıyla geldi derim. Onun için biz 28 Mayıs gecesi Türkiye'nin. Bundan sonrası biraz megalomanca, herkesten özür diliyorum. 28 Mayıs gecesi. 28'de olmayabilir ama atıyorum kabaca. Ali Koç'un geldiği gece şunu gösterdik. Türkiye'deki spor programları içinde amiral biziz. Aksini söyleyen buyuruz. Amiral gemisi biziz. Başka kimi konuk almak istersiniz mesela? Kim ya? Şu programa şurada gelmeli. Allah'a dua ediyorum. Lütfen biraz sonra söyleyeceklerimi siyasi yalamalık veya geleceğe yatırım veya şirin gözükmek gibi siyasi bir hamle olarak nitelemeyin. Bir kişiyi konuk almak isterim. Bir futbol adamı. Akıllı adamsın bil. Tayyip Erdoğan. Tabii ki. Sayın Cumhurbaşkanı bugün lütfetse. Ya bizimki itopik, itopya. Siyaset yok, sıfır siyaset. Putin yok, Ukrayna sorunu yok, iç siyaset yok. Aynı dizayn. Sayın Cumhurbaşkanı burada, ben onun yanındayım. Ertem, Sinan, Apo, Rasim. Futbol. Çabuk Sayın Cumhurbaşkanı. Anlatın lütfen. O şartları anlatın. Vefa stadı. Avucunun içi gibi bilir. Eyüp stadı. Bak buralar nasıl yerler biliyor musun? Vefa stadı değil mi? Soyunma odasına girerken kapıya dikkatli bak, fare ısırır. Öyle pis şartlardı. O zaman tabii Türkiye'nin şartları da buydu. Çimsa ya. İnönü stadı çim değildi ki, Vefa stadı çim mi olsun? Sular akmaz, fareler. O günler bir futbol. Fenerbahçe ne oluyor? Galatasaray ne oluyor? Fenerbahçe futbol oynamaktan direkten döndünüz. Veselinovic Sayın Cumhurbaşkanı istedi gelsin dedi. Amatör kümeden. Babası izin vermemiş. Allah rahmet eylesin. İsmi neydi? Ahmet Erdoğan. Ahmet Kaptan. Rahmetli. Babası. Sert bir adammış galiba. Efendim olsaydı ne olurdu? Siyaset yok. Tekrar söylüyorum. Altılı masa yok, muhalefet yok, seçim yok, tahıl ambarı yok, Ukrayna yok, Rusya yok, Biden yok. Sadece futbol çok isterdi. Ve o da keyif alır. Böyle bir girişimde bulundun mu? Ya abi nasıl bulunayım? Benim böyle bir gücüm mü var? Bu girişimde bulunacak yegane kişi Osman Gökçek'tir. Osman Bey'dir. Ya ben ne yapacağım yani, açıkta telefonu. Sayın Cumhurbaşkanı ya bu yakışır mı bu? Hadsizlik olur yani. Olur yani. Olmaz. Ha, sen sordun. Kimi öyle ister? Bir şey olursa beni de çağırın ya. Zaten sen gelirsin. Adem sensiz düğün olur mu? Kambersiz düğün olur mu? Kambersiz düğün olur mu? Beni de çağırın. Ben de kamera arkasını çekeyim. Ya. Ya öyle bir şey oldu da şimdi. Sayın Cumhurbaşkanı kabul etti de bu kadar. Bu seçim öncesi 6 ay var. Bu ya, işi gücü yok. Ya. Belli de olmaz bu iş. Belli olmaz. Tayyip Erdoğan dışı belli olmaz. Ya belli olmaz. Ya izler sonuçta. Abi şöyle bir şey var. Sonuç olarak. Ve tekrar söylüyorum. Bir şartım var. Ben bir şey söyleyeyim. Özür dilerim. Sayın Cumhurbaşkanımızın. Sonuç olarak bir ailesi var. Torunları var. Mesela Berat Bey'in oğlu. Berat Bey hasta Trabzonsporlu. Oğlu daha da hasta Trabzonsporludur yani. Öyle söyleyeyim sana. Torun mu? Evet. Ufak olan genç çocuk. Berat Bey'in oğlu. Ve sana bir şey söyleyeyim. Stadyumda o çocuk sahaya girince, yani yerlerine girince alkışlıyorlar biliyor musun? Yani Trabzonspor taraftarıyla aralarında böyle bir diyalog var yani. Bak sana ben bir şey söyleyeyim. Berat Bey'le iki defa tanıştım. Serhat Bey bizim Sabah Gazetesi'nin yazarı, bizim de CEO'muz diyelim kabaca. Hı. Çok iyi Trabzonlar. Ben bunu yaşadım. Ama bir günden bir güne. Bak bunu da söyleyeyim. Trabzon haksız penaltıyla kazandı değil mi? Ben diyorum ki Trabzon haksız penaltıyla maçı kazandı diye yazıyorum. Bana kimse niye böyle yazıyorsun demedi şimdi. Hakeza Erman Hoca'ya da. Özgürlük var. Yorumlarda özgürlük var. Sportif anasında. Onu söyleyeyim. Ha o olur mu? Sayın Cumhurbaşkanı bize futbol konuşmak üzere. Sadece ve sadece futbol. Futbol geçmişi, gençliği, çocukluğu. Engellenen Fenerbahçe transferi. Ve senin o için istediğini ben birebir biliyorum. Olsaydı ne olurdu? Nereye kadar gelirdi? O zaman siyaset olur muydu? Şimdi şunu abi. 23-24 yaşında Fener'e geldi. O zaman bambaşka bir senaryo ya olurdu. Ya belki de karşımızda. Belki de karşımızda Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan değil de Fenerbahçe'yi 3 sene şampiyon yapmış bir Sayın Erdoğan veyahut da Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamamış bir Sayın Erdoğan da olabilir. Yani sportif olarak olur. Fatih Terim işte. Tabii varlar. Bir tane 15 yıl olup da bir şampiyonluk yaşamayan Fatih Terim futbolculuk sonrası bir daha hiçbir Türk teknik adamın kıramayacağı rekorları kırdı. Hem Galatasaray'da hem başka yerlerde. 4 sene üst üste şampiyon. UEFA şampiyonu. Netflix'teki belgeselde Fenerbahçeli yönetici yani diyor ya. Yani belki de o gün
Allah rahmet eylesin, Tayyip Bey'in babası izin vermiş olsaydı belki de şu anda teknik adam Erdoğan'ın belgeselini izliyorduk. Olabilir. İnsan hayatı. İnsan hayatının kulvarları. Ya bak İlker Yasin. Tanır mısın? Ondan konuyu yapıyoruz. Çok görüşmüyorum. Ben hayattaysam onun sayesinde hayattayım. Ölmüştüm yoksa ben 28 yıl önce. Atlantik sularına gömülmüştüm. Nasıl? Bak şimdi bunu kim? Bir kere anlattım galiba televizyon. Hakemliği yeni bırakmışım. Çocuğum demek tam yaş 27-28 yıl önce. Çocuğum ya Amerika'dayım. Kanal D'de program yapıyorum. O pazar programı olacak diye biliyorum. New York, Cenevre, İstanbul, Sivrişehir. O zaman Sivrişehir diye. Şimdi var mı yok mu bilmiyorum. Var mı? Sivrişehir aktarma. Yani New York, Cenevre, İstanbul aktarma biletimi aldım. Sonra bir telefon. Ahmet dedi, buyur İlker abi dedim. Bu pazar yapmayayım, maç yok dedi. Sen bir hafta daha kal dedi. Peki ben biletimi iptal ettim. Şeyden kalktı uçak New York'tan. 2 saat sonra. Halifax bilir misin? Atlantik okyanusunun en batı. Orada denize düştü. Ben şu anda 28 yıl önce Atlantik okyanusunda denize düşüp daha sonra balıklar tarafından yanmış eski bir hakem olarak Wikipedia'da yayınımı alırdım. Ne, uçağın düştüğünü duyduğunda ne hissettin? Söyleyeyim ne hissettim. Lunapark'a gider misin? Giderim. Lunapark'tan böyle crosslar vardı. Böyle birden inerken içinden bir şey kopar böyle. Sanki böyle bir şey için hoplar. Evet. Öyle bir şey oldu. Bir o. Allah'ım dedim sana şükürler olsun. Bir de vurulduktan sonra hayatta kaldım. Allah'ım yine sana şükürler olsun dedim. Fakat... Profil AVM'nin orada. Tabii olmuş. 20 sene. 18 sene önce. Bir dakika. 15 falan. 2004. 18 sene önce. 18. 2004. Hocam bayağı olmuş ya. İki tane ölüm olayı. Ne oluyor biliyor musun? Artık ölümden korkmaz hale geliyorum. Hani dayak yiyen adam, dayak yiyen çocuk dayaktan korkmaz. Hocam bu vurulma nasıl oldu? Vurulma işte şeyde oldu. Nereden çıktın? Nereye gidiyordun? Evimden geldim işime. Mecliköy Sağlık Grup Başkanlığı. Sabah 9-9'u çeyrek geçe. 9-9. Hatta hep şey yaparım. 9'u 5 geçe falan da olabilir. Hani şeyle. Yanaştım. İndim. İlk kurşunu belime yedim. Arabanın içine oturdum. İkinci kurşunu buradan. Karnıma. Üçü buradan. Dördü kasığıma yedim. Kastık çok özür dilerim yani. Tenasül uzvunun hemen yanından yedim. Ötekini de buradan yedim. Kastık çok tehlikeli bir yer. Tabii ya, orada bir atar damar var. Aorta bağlı. Arteriofemoralis dediğimiz bacağı besleyen ana damarın bir santim üzerinden geçti. Vurursa öldüm. Hani kurban keserken yanlışlıkla kaydırıp öldürüyorlar ya. Oradaki o şeyi kesiyor. Bacağa giden o ana damarı kesiyor. Yukarısı öyle karar verdi. Mevlam, Rabbim. Ha ne oldu bu dersen? Ölümden korkmaz bir adam haline geldim. Hele bundan sonra yaşatmış. Vuruldun hocam, düştün yere. Vuruldum. Arabadan indim. Tırnak içinde. Bak ulan o nokta nokta çocuğu diyerek herifi kovaladım. 5-6 metre. Tabii herif genç. Pırıt kaçtı aşağı. Sonra bir baktım. Buralardan kan geliyor. Islaksın ıslak. Hani üzerine çorba dökmüşün evet. Gibi. Üzerinde lan bacak. Ulan dedim bir şeyi kırmışsak. Yürümeyelim de oturalım. Beni aldılar hastaneye. Ameliyat. 4 kuruşun çıktı. Bütün bir televizyonlar son dakika. Ha. Hatırlıyorum o günü. Hanım evde bir yani akraba deyip de geçme. Akrabalar bazen eşektir. Teyzesinin kızı arıyor. Pardon. Uzaktan kuzenini arıyor. Ahmet biliyor musun? Arzu biliyor musun? Ahmet'i vurmuşlar. Başından. Lan ben başımdan vurulmadım. Belimden ve buralarımdan vuruldum. Alt yazı durumu kritik filan. Allah selamet versin. Ertem de bana 150 metre mesafede solaryumdaymış. Ağlayarak gelmiş. İşte o zaman Reha Muhtar'la görüşüyordu. O geldi, şu geldi. Sonra polis bilmem ne. Paili meçhul. Hastanede ilk ziyarete gelen kimdi? Yoğun bakımda Reha Muhtar. Reha Muhtar'la sizin bir de yayın hikayesi var sanki. Ben öyle hatırlıyorum. Sonra işte Reha Muhtar, ben Erman Toroğlu. Son Kale adlı bir spor programı. Yo, hastanedeyken bir yayın hikayesi var ya. Ben hastanede yayın yapmadım. Serhat yaptı. Serhat Uluyaran yaptı ki o benim zaten ailemin üstünü çizdiği zamandır Serhat. Adam ölüm döşeğinde herif benim üzerimden reyting kasmaya çalışan bir imaj vermeye çalışıyor. Ki öyleydi. Eşim, dostum, akrabalarım çok gıcık kaptılar Serhat'a. Tırnak içinde Serhat direkten döndü. Efendime söyleyeyim, mecazi anlamda tabii. Serhat abi iyidir ama ya. Kötü demedim. Ama o gün yaptığı iş değildi. Ama habercilikte bazen bak, oluyor kardeşim, işte. Bak kardeşim, beni kullanma. Hiç şeyin önüne, kapının önüne çık, hocayla görüştüm, durumu iyi, kötü falan, beni kullanma. Birazdan bağlanacak yayına diyorsun, ulan benim çok affedersin, tenasül yüzümde, sonda, burada, sonda, burnumda, sonda var. Ne yayına bağlanacağım, canımla boğuşuyor. Beni kullanma. Neyse şimdi bunlar geçmişte kaldı. Ondan sonra bunu da yaşadık. Reha Muhtar'la yayın dedin. Ha, Reha Muhtar iyi arkadaşımdır. Hala da arada bir böyle 6 ayda bir telefonlaşırım. Erman Toroğlu, ben Reha Muhtar, bir program Kanal Türk'te. O da çok iyi bir spor programıydı ama ya. Ne, iki hafta sürdü.
Tamam işte iyiydi. Birinci yani. Hafta çıktı, birinci hafta yayına girdik. Hala konuşuyoruz. Hayır kardeşim. Kaldı, dünya televizyon tarihinde Kanal Türk'te yayınlanan Erman Toroğlu, ben de Reha Muhtar'ın üçümüzün sunduğu, konuk olduğu program Cires Rekorlar Kitabı'na girmiştir. Bir program düşünün. Başlıyor 8. dakikada. Kavgadan dolayı yarım kalıyor. Ertesi hafta tekrar bir program yapılıyor. O da 6. dakikada kavgadan dolayı yarım kalıyor. Dünya üzerinde. Amerika'da, Rusya'da, Çin'de, Kanada'da, Afganistan'da böyle bir rekor yoktur. Kavgadan dolayı biri 8. dakika, biri 6. dakikada yarım kaldı. Hala konuşuluyor işte, iyi bir program. Tabii ki, tabii ki. Ben şeyi hatırlıyorum, ilk haftadaki kavgadan sonra araya birileri giriyor. Giriyor. Sizi barıştırıyorlar. Doğru, doğru. Racon kesiliyor. Kesen de söyleyeyim Fatih Karaca ama taraflı racon kesti. Reha yanında. Ben onu yemem. Erman yedi de ben onu yemem. Dedim ki Erman'a. Erman abi aslanı kediye boğduracaklar. Dikkat et ben kendim boğdurmam dedim. Sen de abi ben de boğdurmam dedim. Nitekim boğdurmadık. Erman Toroğlu'yla ne kadar zamandır görüşmüyorsunuz? Erman Toroğlu'yla aşağı yukarı 35-40 yıldır tanışırım. Abi kardeşizdir. Abi diye hitap ederim. Çünkü benden 14 yaş büyüktür. İnsan olarak çok severim. Hem hakemlikte az da olsa hayatla ilgili çok önemli ondan dersler aldım. Tecrübesi. Fakat maalesef bir ipte iki cambaz oynamaz. Bize transfer olur Kanal Türk'te. Ağırlığın pisliği ben yaptığım için söylüyorum bunu. Bütün ağırlıkla kabahat bendeydi. Erman'la kapıştık. Limon oldu aramız. Ben onu kırdım. Ağırlıkla %80-90 suçlu da benim. Bendim. Sonra ayrıldık. Ben bu Reha Muhtar olayında falan Fatih Karaca adam gibi davranmadığı için, taraflı racon kestiği için bir ay sonra ben Osman Gökçe'nin genel müdürlüğü yaptığı Beyaz TV'ye transfer oldum. Ne zaman? Şike süreci de yeni olmuş. 20 gün sonra filan, bir ay sonra. Ama tabii oraya transferimin şike süreciyle alakası. 2011 Mayıs falan yani. Hayır, 2011'in Temmuz'u. Temmuz'u. Temmuz'un sonuna doğru. Ayrılmamın sebebi orada yaşananlardı. Osman Gökçek ve Beyaz TV'de çok mutlu olacağımı anladım. Oldum mu? Beklediğimin 3 katı fazla oldum. Madden ve manen. Mutluyum. Ondan sonra Erman Toroğlu'yla limoni olduk. 10 sene. Şu an konuşmuyor musun? Hayır ararsan ya ama o bana hala soğuk. Bazı insanlar var çok çabuk affeder. Örneğin ben. Bir seninle kavga ederiz, zümbür kumra, küfür edebiliriz. Bir ay sonra gel oğlum derim, öpüşürüz. Eskisinden daha iyi oluruz. Bazı insanlarda olmuyor bu. Erman'da olmuyor. Bir kere vazo kırıldı ya. Tekrar tamir de etsen kırık vazo. Bu bende olmaz. Bilakis tamir etsen daha güçlü olur. Şimdi sen bende kavga et. Küf bana saygısızlık yap veya ben sana. Yumruk yumruğa gelelim. Araya girsinler. Ama senin mesela en çok sevdiğim özelliğin ne biliyor musun abi? Hani bunu burada söyleyeyim. Haksız olduğun zaman özür dilemeyi tabii biliyorsun. Tabii ki ben mesela haksızım diyorum. Fatih Altaylı Erman Toroğlu'yla. Ya Fatih Altaylı Altay. Fatih Altaylı'yla da program yaptık 8 hafta arkadaşım. Bir doluruşa geldin koy. Bir de karıştırdım onun da hakkını yedim. Bir alo Fatih olayı o Fatih değilmiş ki başka Fatih'miş. Hata yapmadım. Hatırlayamadım. Arkadaşlar uyardı. Sonra da açtım telefonu dedim Fatih hakkını yerler kardeşim. Kusura kalbini kırdım. Bir de ben işin kötüsü. Hata yapmışım. Maddi hata var işin içinde. O Fatih de bu Fatih'i karıştırmışım. Neyse hata benim. Sonra Fatih abi de şeyi davayı geri çekti. Tabii sayende. Sen girdin oraya. Bir de Erman Toroğlu'yla olan bu limoni sıkıntılı durumun müsebbibi %90 oranında suçlusu benim. Bunu da burada söylüyorum. Bak Türkiye seyredecek. Niye kıskandım? Niye kuma gibi gördüm kendimi? Ben orada evin esas kadını, kocamız sanki bir tane kuma getiriyor gibi. Fatih Karaca'nın şeyi. Nerede Fatih Karaca 10 yıldır? Sıfır. Yok. Sıfır. Ben duymadım. Yaşıyor mu yaşamıyor. O haksızlık yaptı. O Erman Toroğlu'nun getirmesi değil. Sonra o Reha Muhtar olayındaki tarafkir raconları aklı sıra bana yedirdiğini zannetti. Yedimem. Benim ayrılmama sebep oldu. Kanal Türk'ten. Beyaz TV'ye gelmeme sebep oldu. İyi ki de gelmişim. Çok mutluyum. Bir daha olsa bir defa değil. 11 defa gelirdim. Allah da buradan ayırmasın. Daha ne kadar yaşayacağım işte buradan mezara gideriz. Bu sene Fenerbahçe çok iyi oynuyor. Şampiyon şeylerinde Fenerbahçe gösteriliyor. Ne diyorsun abi? Güzel. Ligin son haftasının öğleni, senle yemek yiyor olsaydık, örneğin bu Üsküdar'da, şu kütüphanede ki Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Bey, Hilmi Türkmen. Beyefendi kaç yaşındasınız bilmiyorum. Küçükseniz alnınızdan öpüyorum, büyükseniz boynunuzdan öpüyorum, boynunuza sarılıyorum. Üsküdar'ın merkezinde, sahilde eski bir hamamı restore edip böylesi şık, Amerika'daki üniversitelerin kütüphanesi gibi bir kütüphane haline getirdiğiniz için size Türk gençliği adına ve Türk vatandaşlığı adına bir abiniz olarak veya arkadaşlara teşekkür ediyorum bir.
Burada yemek yiyor, şurada yemek yiyor, çay içiyor, kitap okuyor olsaydı derdim ki Fenerbahçe bu işi götürdü. Ama akşam iki tane maç var. Fenerbahçe Giresun, ki Fenerbahçe Giresun'a yenildi evinde. Başakşehir Galatasaray, ki Galatasaray Başakşehir'i 7-0 yendi. O günün sabahında Fenerbahçe ağır favori derdim. Ama o günün gecesi maçlarından sonra yine sen ben, belediye başkanı Hilmi Türkmen burada çay kahve içerken sen veya Hilmi Bey bana sorsa, yok derim beyler, Fenerbahçe artık ağır favori değil. Çünkü Galatasaray bir şey gösterdi. Bu da Hilmi Bey'in hoşuna giderdi. Hilmi Bey Trabzonsporlu galiba. Tamam, o Trabzonsporlu. Onun da hoşuna gider. O aradan biz de kaçar mıyız geçen seneyken? Geçen sene kaçmadı. Geçen sene Trabzon vura vura şampiyon oldu. Hiç kimse konuşmasın. Hiç kimse geçen sene efendim Trabzonspor'un şampiyonluğuna yok siyaset, hakemler, şu bu demesin. Döve döve götürülür. Çok iyi oynadı. Ne demek yani? Ne? Kaç puan farkı? İsteseler 20 puan yaparlar. Oyuncular birazcık havadan kaçtılar falan. Şeyleri kaçtı, gazları kaçtı. Boşladılar. Yeri yoksa bu sene öyle olmayacak ama. Bu sene belki de son düdük. Son saniyeye kadar belli olmayacak. Belki atılan veya yenilen gol şampiyonlukta birebir etkili olacak. Dediğim gibi ligin son haftasının maçının öncesi seninle konuşsaydık Fenerbahçe önemli favorilerdim. Ama maçtan sonraki gece Galatasaray'da vardık derim. Durum bu. Hocam siz ne dinlersiniz müzik? Müzik falan dinlemem böyle şey. Yani özel olarak müzik dinlemem. Müziğe karşıyım demiyorum. Ama açıp da ben müzik dinleyeyim demem. Ha bir yerde açtım müzik var hoşuma giderse dinlerim. Bu caz da olur. Türkü de olur. Tamtamların yaptığı müzik de olur. Hiç beni böyle bir şey değil. Başkaları gibi ben böyle entelektüel havada koymama. Kendime ben müziği dinlerim. Yok böyle bir şey bende. Açıp da müzik falan dinlemem. Denk gelirse dinlerim. Seversem dinlerim. Bak ne diyorum? En uçları söylüyorum. Caz olabilir. Afrika'da tamtamların yaptığı müzik de olabilir. Türkü olur. Türk halk müziği olur. Hafif bat. Hiçbir sever sevmem lazım. Peki ne izlersiniz? Aksiyon filmi falan sever misiniz? Asla ve asla televizyonda dizi izlemem. Televizyonda ben sadece haber programları izlerim. Her kanattan ama. Yani Halk TV'de izlerim. A Haber'de izlerim. CNN Türk'te izlerim, Habertürk'te, NTV'de, TV24'te izlerim. Yani yelpazenin en iktidara yakın veya en muhalefete yakın bütün yelpazeyi izlerim. Amacım çeşni, çeşni. Hayır, ona göre bir sentez yapayım bak. Çünkü ben şunu biliyorum. Haber kanallarında iktidara çok yakınsanız iktidar sıfır hata, mutlak başarıyla oynuyor. Muhalefetin kanalındaysanız iktidarın her şeyi yanlış, her şeyi yalan, her şeyi hatalı. Muhalefet yapar. Böyle bir hayat yok. Yani eşyanın tabiatına aykırı. Evet. Objektif. Ben şunu söylüyorum. Bazı kanallar objektifliğe yaklaşabiliyorlar. Bazılarının amacı desteklemek, bazılarının amacı kösteklemek. Ben bunu kabul edemem bir medyacı olarak. Bana tabloyu olduğu gibi koyun. Tabloyu olduğu gibi koyan çok az kanal olduğu için bir iki tanesi var. Dürüst konuşmam gerekirse. Ama onlar da bazı şeylerden çekiniyorlar. Arada kalıyorlar. Ben yelpazeyi her tarafı değil. Niye bir sentez yapayım vatandaş olarak? Haber programı izlerim. Bütün yelpazamı. En muhaliften en destekçiye kadar. Bütün haber kanallarını izlerim. Çıkanları izlerim. Konuşanları izlerim. Hem fikren bakarım hem de vücut dillerine bir medyacı gözüyle bakayım. Bakayım ekran elektriği var mı diye. Bazı adamlarda var. Bazı adamlarda yok. Mesela bugün bana Tayyip Bey'in iletişim danışmanı dese ki hocam 24 yıl medyada canlı program yapmış olan ve her başından her şey geçmiş olan kavga etmiş, küfürleşmiş, Rütük başkanı bağlandı ya. Bana fırça çekti. Neydi Zahit Akman? Nerede bilmiyorum. Allah selamet versin. Şu anda haber edin. Bilmiyorum. Her şey yaşıyor. Ben bugün kimde ekran elektriği var, kimde yok anlarım. Ne söylediğin önemli değildir. Söylediklerini ne kadar ikna edebileceğin önemlidir. İkna edebilmen için sadece fikirlerin tutarlı olması, bellegatın iyi olması yetmez. Vücut dilin. Topyekun buna elektrik denir. Mesela iktidar destekleyen bazı yorumcuları görüyorum. Doğru söylese de albenisi yok. Veya muhalefeti destekleyen, iktidara çakan bazı adamlar görüyorum. Haklı veya doğru olsalar da albenileri yok. Demek ki nedir? Ekran elektriği bambaşka bir şeydir. İsim verdirtme çünkü kimseyi kırmak istemem. Evet, evet. Ali Veli dersem Ali Veli bana kızar. O da etikte olmaz, bana da yakışmaz. Yakışmaz, artı zaten onlar da muhtemelen tahmin ediyorlardı. Fahrettin Bey tahmin ediyordur. Kılıçdaroğlu'nun iletişim departmanındaki insanlar tahmin ediyorlardır. Yani benimki de Amerika'yı sonradan keşfetmek değil. Neyse, bu top biraz derin bir top hocam, ben geliyorum. Derin mi? Ben kimse bak ne diyorum. Ben siyaseti, benim bir oyun var kardeşim, doğru mu? Onu da herhalde elimden alacak. Giderim onu kutuya atarım. Karım bile bilmez. Bak inanın karım bile bilmez. Tahmin eder, bilmez. Ben onunkini bilirim, o benimkini bilmez. Şiir okur musunuz hiç? Ya bak geç o işleri ya. Geç o işleri bunlar. Ya bak bir ediyorum. Eğer vatandaşlarım, bir adam çıkıp da ben şiir okumayı çok severim. Haftada bir kitap bitirir. Bazen böyle kafa dinlemek için caz bir. Bilin ki yalan söylüyor. Amaç ben çok entelektüelim. Ben üstün insanım havasını vermek. Ne şiir neymiş ya? Şiir neymiş ya? Şiir falan okumam ben ya. Ben değişem oyum ya.
Hocam valla çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Umarım bir gün yeniden... Her hafta yapalım sen de. Osman... Haftanın içinden diye. Osman Gökçek izin vermez yani. Hayır, bu bir şey değil ki ama. Bu spor programı değil ki. Değil de işte. Yok tabii yani normalde ben Osman Bey'e şeyim var, sözüm var. YouTube'da da hiçbir program yapmıyorum. Evet. Ama bu aslında bu bir program değil. Bu bir röportaj. Süreklilikte arz etmeyeyim. Bu bir Ahmet Çakar belgeseli. Belgesel demeyelim. Bu bana göre Ahmet Çakar'ın Adem Metan'a olan manevi aşkının tezahürü diyelim. Hocam biz de ama sizinle çok eski tanışıyoruz ya. Çok eski tanışıyoruz ya. 10 sene. Şu bizim hikayemizi bir anlatsan hocam. Sen arkadaşlar size Adem Metan anlatayım. 10 sene önce bir proleterdi, işçiydi. Öyle yetenekleri, öyle çalışma azmi, öyle yaratıcılıkları vardı ki. Ay sonunu zor getiren Adem, medya, dijital işler, tanıtım gibi işlere girdi. Çok çalıştı, günlerce ailesini göremedi, günlerce ekmek parası kazanmak evine gidemedi. Belki bazı konularda dolandırıldı ama şu anda dimdik ayakta. Saygınlığını yitirmedi Türkiye nezdinde. Ama en önemlisi benim burada olmamı sağlayan Adem'in yerinin burada olmasıdır. Hocam otel olayını anladım. Orduya götürdü bizi 10 sene önce. Böyle gidiyoruz da bizim de parasal şeyimiz oluyor, kazancımız. Hani babasının ayında gitmiyoruz. Yani gerçek bu. Evet, öyle. Yalan söyleyecek halim yok. Hani büyük paralar değil ama işte uçak biletimiz, kalacağımız yer falan ve bir de bir bütçe. Çok normal. Konferansa gidiyoruz. Alnımızın hakkıdır. Hırsızlık yapmıyoruz. Akşam yemek falan yedik. Konferans bitti falan. Artık 12 oldu. Akşam yatalım da sabah uçağa binip İstanbul'a geleceğiz. Bir otele geldik. Hani nerede otel diyor? Ormanın böyle alt tarafı gibi, deniz kenarı gibi. Orada öyle bir metruk bina var. Böyle tamamen böyle perili köşklerde falan böyle karanlık, rüzgara eser, hafif yağmur yağar ya. Böyle Amerika'nın kuzeyinde bir kırsalda cinli evdir. Orada zombiler falan gömülmüştür. Öyle bir otel, ışık yanmıyor. Adem ışık yanmıyor abi dedim. Bir otel var görüyorum, metruk bir bina. Ahmet Çakar, Ertem Şener ve ben üçümüz. Üçümüz. Lan kapıda adam yok. Ertem, Adem birini aradı abi dedi. Geçin işte biriniz 201, biriniz 208 numara odasına. Işık yanmıyor. Otelde ışık yok. Işıklar kesik. Şeyden dolayı. Borç ödenmemiş. Şehirde ışık var. Mıntıkada ışık var. Otelde ışık yok. Biz el yordamı, cep telefonları falan. Hadi dedim siz ikiniz yatın. Korkarsınız ben tek yatayım. Tek odada yattım. Böyle yanladım böyle. Bir baktım buradan bir horultu geliyor. Bir kamyoncu da yatıyor yanımda. Korktu. Benim ondan korkmam gerek ki kamyoncu benden korktu. Kalk ulan dedim ayağa kalk. Bir şey yaptım. Böyle ben o zaman işte neyim? 50 yaşındayım. Kamyoncu da 35-40 yaşında bir adam. Bizim kameramana benziyor. İri kıyım. Abi dedi sen ne arıyorsun burada dedi. Herif korktu. Rahat ol oğlum dedim. Adım Ahmet Çakar dedim. Aa hocam dedi. Ne büyük şeref. Ya ne şerefi oğlum dedim. Sen hasta mısın? Lan tuvaletimiz gelse kıçımızı yıkayacak su yok. Işık yok. Dedim yat zıbar. Ben de uyuyup sabah kalkıp sen kamyonunla gidersin işte. Trabzon'a Artvin'e doğru. Ben de uçağa biner İstanbul'a gelirim. Adamla biz iki ayrı yatak. Yattık sabah tabii. Kalktım Adem'in içinden geçiyorum. Ya Adem dedim. Senin suçun olmadığını biliyorum. Lan otelde ışık yok. Su yok. İçimizden geçseler kimsenin ruhu duymaz. Bir de ben kamyoncuyla yattım. Normalde ben öyle kimseden korkmam. Çocuk benden korktu. Korkma oğlum dedim. Biz sadece arkadaşlar... Biz kardeşiz, nikah düşmez dedim. Otel, neyse hadi bakalım. Otel isim benzerliğine biraz... Ya ben onu bilmem. O hala benim için soru işarettir. Fark etmez. Adem'le en az 50 tane iş yaptık. Bir tanesinde de böyle bir nakıtı olabilir. Ama Adem benim buramdadır. Adem zaten benim buramda olduğu için ben de buradayım. Hocam çok teşekkürler ya vallahi. Umarım yine ilerleyen süreçte yeni bir program yaparız. Ve her şey de gönlünce olsun. Sen çok disiplinli, prensipli yani. Ben de iş yapmak iyidir Adem. Sen ben de 50 tane iş yap. Gerçekten öyle hocam. Verdiğim sözü tutarım. Havaalanında bir saat önce olur. Dakikasında hiç şaşmaz. Bir dakika geciktiğimi göremez. Ha, 15 dakika önce geldiğim çok olmuştur. Havalimanları, şunlar bunlar. Hatta biz şöyle sevgili arkadaşlar bir gün Ahmet abiye dedim ki Ankara'da bir alışveriş merkezi var. Israrla sizi davet ediyorlar. Şu uçağa bir şey mi bu? Evet. Hani... Biz gittik tabii. Ankara'nın en popüler alışveriş merkezlerinden bir tanesi. Hatta Ankamol ya onu da söylemiş olalım şimdi. Ahmet Hoca dedi ki kardeşim biz madem buraya geldik bu adamlar bize bunun bedelini veriyorlar. Sonuçta telifimizi alıyoruz. Duvar futbolu dedi mi hocam o duvar futbolu? Tabii iple 20 metrede duvarda böyle aşağı düşsek şeyimiz evet. Çıkmaz. Kemiklerimizi bulamazlar. Aslında prensipte hoca oraya çıkmayacaktı yani çıkmaz diye o şeye koymamışlardı. Hoca dedi ki biz de eğer buradan telif alıyorsak biz oraya çıkmam lazım. Bir de adrenalin var tabii işin için. İpte dans etmeyi çok severim. Ya da ne derler? Hani böyle söyleyeyim bana onun adını. Cambaz. Sirklerde yapar. Hayır. Neydi onun adı? Üç top vardır. Böyle birini atar birini tutar. Ne derler ona? Ne önemli değil.
El bombasıyla bu oyunu oynamayı çok severim. Jonglörmüş o. Jonglöre. El bombasıyla jonglörlüğü çok severim. İnşallah jonglördür, ben bilmiyorum. Jonglör olabilir. Olabilir jonglör. Ya üç top atıyor biri havada, birini atıp tutuyor. Serikler de yapıyor. Bazen dörtlü beşli. Aynen. Ben de bunu çok seviyorum ama toplarla değil, el bombasıyla yapmayı çok hocam son bitireceğim ama sen boynuna yılan mılan asıyorsun ya. Ne zararı var sana? Ya bana bir zararı yok da size olabilir yani. İmaj mı? O imaj olarak değil. Boğar falan sıkar, korkmuyor musun? Benim imaj derdim. Hocam sinek yedin ya yayında. Benim imaj derdim yok. Ben kimseye. Benim... Sinek yedin mi gerçekten? Ya ben de hiçbir yalan gördüm mü şimdi. Bak benim bir özelliğim vardır. Diğer insanların benim hakkımda ne düşündükleri ve ne dedikleri zerre kadar umurumda değildir. Ha bu demek değil ki. O zaman çıplak dolaş. Hayır. Genel toplumun örf, adet, ülkenin bekası, hak yemek gibi, yememek gibi olaylarda son derece muhafazakarım. Ama sana ne yılan dolarım, sana ne ya? Senin yılanın mı ya? Sana mı doluyoruz? Ben kendime doluyorum. Hocam. Ay yaşım var, ah koskoca adam yılan doluyor, utanmıyor mu? Sana ne, utanmıyorum. Benim diğer insanların bana ne dediği ve ne düşündüğü zerre kadar önemli değil. Gerek yeter, şart ahlaka, örfe, adete, ülkenin bekasına, kanunlara uygun olsun. Kimseyi de inkıya yapmasın, zarar vermesin. Hmm. Yılan dolamanın sana ne zararı var vatandaşa? Sana ne ya? Ha şunu anlarım, sokakta her çocuk bir yılan bulup boynu, hayır. O yılanı bulamazsın ki Türkiye'de. O yılan şeyde, Amazon'da. Piton o, piton. O ısırmaz, boğar yer. Tamam ben de onu diyorum hocam işte. Boğar o ama onun, şimdi onların özelliği var. O bilek kadar kalınlıkta bir yılandı, şu kol kadar. Evet. O beni seni yiyemez. O ne yer? Tavşan. Ama o biraz daha büyüyünce, bacak kalınlığına gelince seni de yer, beni de yer, bir de inek yer üzerine. Görmedin mi? Amazon'da filan veya evet. Vietnam'da filan ormanlarda değil. Şu çapta ineği yutuyor abi. İnek bir bakıyorsun karnı böyle inek gibi şişmiş. Ona 3 ay filan yetiyor. Evet. Yavaş yavaş sindire götürüyor. Sinek yemeyeyim sana ne zararı var? Hocam hiçbir zararı yok da yayında yenmez. Yok sana ne? Orijinallik. Bir dakika, ahlaka aykırı mı? Ha yayında çık soyun. Bu ahlaka aykırı. Yayında çık söv. Ahlaka, kanunlara aykırı. Yayında çık bölücülük yap. Hem kanuna aykırı, hem ahlakı, hem etikli. Ya senden ne? Başka bir şey yer misin mesela? Oğlum bak bir gün seninle bir program yapacağız. Masaya bazı şeyler koyacağım. Bir sen bir ben yiyeceğiz, var mı? Arkadaşlar konuğumuz Ahmet Çakar'dı. Ahmet hocama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki hafta yeni bir konukla karşınızda olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalınız.